her insan hayatı boyunca birçok defa örümcek denen bu küçük canlıları görür. Kırlık bir alanda ya da evinin bahçesinde. Çoğu insanın dikkatini çekmeyen bu küçük canlı aslında Allah'ın yaratma sanatının kusursuz tecellilerinden biridir. Bunu görmek için örümceği biraz yakından incelemek gerekir. Örümcek denince ilk akla gelen elbette örümceğin ağıdır. Bu ağlar birer tasarım harikasıdır. Çünkü her örümcek ağı kendi içinde ayrı bir mimari plana ve bu plana uygun mühendislik hesaplamalarına sahiptir. Eğer bir örümceği bir insanın boyuna erişecek kadar büyütürsek, bu örümceğin ördüğü ağın boyu da yaklaşık 150 metre büyüklüğünde olacaktır. Bu da 50 katlı bir gökdelenin yüksekliğine eşittir. Eğer 50 metre genişliğinde ağ yapabilecek büyüklükte bir örümcek olsaydı, bu ağ bir jumbo jeti bile durdurabilecek kadar güçlü olurdu. Peki, örümcek bu özelliklere sahip ağları nasıl inşa etmektedir? Örümceğin bu işi başarabilmesi için önce bir mimar gibi proje çizmesi gerekir. Çünkü bu büyüklük, tasarım ve sağlamlıkta bir yapı, mimari bir proje olmadan yapılamaz. Proje çizildikten sonra da ağın hangi bölgesine ne kadar yük geleceğinin bir inşaat mühendisi gibi hesaplanması gerekir. Aksi takdirde ağ ayakta duramayacaktır. Örümceğin ağı nasıl inşa ettiği incelendiğinde ortada gerçek bir mucize olduğu görülür. Örümcek önce ürettiği ipliği boşluğa bırakır ve hava akımı yardımıyla sabit bir noktaya tutturur. Böylece inşaatına başlar. Ağ örmek bir saat ya da daha fazla sürer. Şu anda bu işlemin 60 kat hızlandırılmış halini izliyorsunuz. Örümcek önce merkezden dışarı doğru sağlam ve gergin iplikçikler çeker ve ağın iskeletini hazırlar. Daha sonra dışarıdan içeri doğru halkalar çizerek yapışkan ve esnek bir ip döşer. Artık tuzak hazırdır. Örümceğin ağının yalnızca tasarımı değil, ipliği de bir mucizedir. Örümcek ipliği, aynı kalınlıktaki çelikten tam 5 kat daha sağlamdır. Örümcek ipi metrekare başına 150 bin kilo gerilim gücüne sahiptir. Eğer örümcek ipinden yapılmış 30 santimetre yarıçapında bir halat olsaydı, bu halat üst üste binmiş 150 otomobili taşıyabilirdi. Bilim adamları örümcek ipini örnek alarak Kevlar isimli özel bir madde üretmişlerdir. Bu madde çelik yelek yapımında kullanılır.
Bir mermi saniyede 150 metre hızla önüne gelen her şeyi deler. Ancak Kevlar'dan yapılmış bir kumaşı delemez. Örümcek ipi ise Kevlar'dan 10 kat daha sağlamdır. Saç telinden ince, pamuktan hafif ve çelikten güçlü olan örümcek ipi, yeryüzündeki en dayanıklı madde olarak tanımlanmaktadır. İnsanların sahip olduğu en sağlam maddelerden biri olan çelik, ağır sanayi tesislerinde, binlerce derecelik fırınlarda demir kullanılarak üretilir. Dayanıklı olması için özel olarak tasarlanmıştır. İnsanlar çelik kullanarak geniş yapılar, yüksek binalar ve köprüler inşa eder. Oysa örümcek, çelikten tam 5 kat daha sağlam bir madde üretmektedir. Ancak ne binlerce derecelik fırınları, ne de teknoloji kullanma şansı yoktur. O, akletme yeteneği dahi olmayan küçük bir böcektir. Bu küçük böceğin çelikten daha sağlam bir ip üretmesi, sonra bu ipi kullanarak bir mimar ve mühendis gibi inşaatlar yapması şüphesiz büyük bir mucizedir.